Teknohayat'tan herkese merhaba. Teknoloji ve bilim dünyasından haberler ve yenilikleri aktaracağımız yeni bir bölümle karşınızdayız. Uzayda Asgardia adlı bir ülke kurulması hedefleniyor. Bu proje kapsamında da ilk uzay ülkesine en çok başvuruda bulunan ülkelerin başında Çin ve Türkiye geliyor. 3, 2, 1. Supplies and sign up to the International Space Station. Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için ilk adım atılıyor. Tarihin ilk uzay ülkesi olmaya aday Asgardia'nın planları, geçtiğimiz dönemde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde uluslararası bilim insanları tarafından açıklanmıştı. Yaklaşık 100 bin insanın yer alacağı uzay istasyonuna vatandaşlık başvuruları da gelmeye başladı. Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre en çok başvuru 31.853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29.082 başvuruyla Türkiye takip ediyor. İstanbul ise 10.000'den fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu. Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 3.564 ile Ankara, 2.868 ile İzmir izledi. İstanbul'dan başvuru yapanlardan %77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardansa %85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi. Kendi kural ve yasalarıyla yaşanmasını öngören uzay ülkesi Asgardia, meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı yeryüzünü korumaya çalışacak. Uluslararası anlaşmalar kapsamında başvuru sayısı 100 bini geçtiği takdirde, Birleşmiş Milletler'e devlet statüsü içinde başvuru önünde bir engel kalmayacak. Proje kapsamında ilk uydu, bu yılın yaz aylarında yörüngeye fırlatılacak. Avrupa Birliği Konseyi son günlerde artan siber saldırılarla mücadelede birliğin tüm üyelerinin katılımıyla tepki verilmesi konusunda anlaştı. İşte ayrıntılar. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği üyelerinin siber saldırılara ortak diplomatik tepki göstermesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde anlaşma sağlandı. Siber saldırı düzenlemesi, üye ülkeler arasında işbirliğini artırma, orta ve uzun vadeli tehditleri azaltma ve saldırganlar üzerinde caydırıcı etki oluşturmayı hedefliyor. Açıklamada siber saldırıların Avrupa Birliği için giderek artan boyutlarda tehdit teşkil ettiği, saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı olduğu, bu nedenle Avrupa Birliği üyelerinin hep birlikte ortak tepki vermesinin önem taşıdığı belirtildi. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, geçen ay WannaCry adlı zararlı bir yazılımın en az 150 ülkede 200 binden fazla bilgisayarı etkilediğini duyurmuştu. Europol direktörü Rob Wainwright, siber suçlara karşı her yıl küresel çapta 200 operasyon yürüttüklerini ve fidye yazılım tehdidinin yükselişte olduğunu ifade etmişti. Wainwright ayrıca WannaCry saldırısının daha önce hiç rastlanmayan türde olduğunu kaydetmişti. Bilim ve teknoloji dünyasında diğer öne çıkan haberlerden hazırladığımız bir haber turuyla devam edelim şimdi. Popüler mikroblog sitesi Twitter'ın tasarımı yenilendi. Bir süredir platformla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Twitter, beklenen adımı sonunda attı. Yeni tasarımla birlikte Twitter'ın üst kısmında yer alan profil fotoğrafına tıklayarak neredeyse ihtiyacınız olan tüm seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Söz konusu değişiklikle iOS uygulaması web versiyonunda kullanılan simgelerde çok daha minimal hale getirildi. Yazı fontlarında yapılan değişiklikler ve profil simgelerinin yeni çerçevesi ilk göze çarpan detaylar arasında. Google en iyi uygulamaları daha çabuk bulabilmeniz için yeni bir bölümü hayata geçirdi. Play Store'a Android Excellence isimli yeni bir bölüm getirdi. Editor's Choice sayfasındaki başlık bölümü, Android'de çok iyi tasarıma, performansa
yerelleştirme ve cihaz optimizasyonuna sahip uygulama ve oyunları ön plana çıkaracak. Buckle up for the ride of your life and join Lightning McQueen. Bilkom, Cars 3 Drive to Win oyununun PS4 ve Xbox One versiyonlarının filmle aynı anda satışa çıktığını duyurdu. Cars 3 Drive to Win oyunu, arabalar filmi tutkunlarına aksiyon dolu bir macera yaşatmayı hedefliyor. Şimşek McQueen ve Cruz Ramirez'in sürücü koltuğunda yer aldığı oyunda, Fırtına Jackson'a karşı kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Oyuncular, Arabalar filminin 20 karakterinden birini seçerek filmin 13 ikonik yarış ortamında yarışabilecek. Karakterlerin ve yarışların kişiselleştirilmesi, filmin heyecanını her yaş ve seviyedeki oyuncunun keyifle deneyimleyebilmesi için oyuna eklendi. Hope you like the taste of dust. Strap on your seatbelt. Slam the pedal to the metal. Yarış severlerin heyecanla beklediği Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi için İngiltere'nin resmi PlayStation dergisi bir iddiada bulundu. Dergiye göre oyun 16 Kasım 2017'de piyasada olacak. Bu tarihle ilgili yapımcı firmadan henüz bir doğrulama gelmedi. Ama derginin genel olarak oyunların çıkış tarihlerini doğru tahmin ettiği biliniyor. Yapımcı Kazunori Yamauchi tarafından geliştirilen GT Sport 2015 yılında duyurulmuştu. 2016'da oyunun yapımı sürerken Yamauchi, şimdiye kadar olan en iyi Gran Turismo deneyimini yaşatmak için oyunun çıkış tarihini ertelediklerini açıklamıştı. Teknoloji ve bilim dünyasından son haberleri, gelişmeleri paylaştık. Bir sonraki Teknohayat'ta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.